Şimdi ölüm ötesi deneyime gelelim. Benim geçirdiğim deneyim. Şimdi ben 1999 yılında Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdik. Eşimle beraber. Ve Allah rahmet eylesin, eşim yanımda oturmazdı. Çünkü yanımda oturmaktan korkardı. Önde oturduğu için. O arkada otururdu. Ve kemerini de bağlardı. Ve biz Afyon'da Özilek'te mola verdik. Ve orada yola çıktığımızda ben arkaya döndüm, kemerini bağladın mı diye sordum. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra sandıklının oralarda curufa kapılmışız. Uyarı yok, şey yok. Birdenbire asfalttan curufa girmişiz. Ve o zaman da araba takla atmış. Benim hatırladığım kendimi ambulansta görmeden önce bir baktım bir tünelden ilerliyorum ama sanki uçarak gidiyorum. Ve bedenim de yok. Uçarak gidiyorum bir şekilde. Öyle görüyorum kendimi. Ve birdenbire bir aydınlık alana açılıyor tünel. Ve o aydınlık alana baktığım zaman beyaz kıyafetler içinde beyaz saçlı, nur yüzlü ve beyaz sakallı bir kalabalıkla karşılaşıyorum. O kalabalığı gördüğümde bir baktım o kalabalık en önlerinde birisi bir cübbe tutuyor, beyaz cübbe ve rahmetli eşime giydiriyor. O seremoni halen gözümün önünde. Ben de gitmek istiyorum. O kalabalığa ve eşime yaklaşmak istiyorum. Beni durduruyorlar ve şimdi değil diyorlar. Sen geri döneceksin ve daha işin var diyorlar. Ve ben birdenbire kendimi ambulansta havada görüyorum ve orada vücudum uzanmış ve ambulansta da yanımda, vücudumun yanında ben de baygınım olarak görüyorum vücudumu. Yanımda da benim doktor olan oğlum. Ve orada da hemen havada gördükten sonra kendimi ambulansın içinde demek ki bedene girmişim ki oğluma dönüyorum. Yavrum, annen diyorum ve tabii gördüğüm için de onun vefat ettiğini söylüyorum. Yani gördüğüm benim yaşadığım örnek bu. Şimdi bu örnek tabii esasında 1900'lü yıllardan beri ölüm öncesi, ölüm ötesi deneyim yaşayanlar şekliyle çok örnekler var ve çok kitaplaştırılmış bir durum. Şimdi Peki hocam, ambulansta bedeninizi gördünüz ya, evet. orada ne oluyor diye ruh bir şaşkın mı? Tabii. Yoksa biliyor musunuz yani ölüme gittim geldim. Geri gönderildiğim için şaşkınlığım olmadı. Söylenmiş çünkü size. Söylendi çünkü. Şimdi esasında bu ölüm ötesi deneyimini yaşayanlar, ben de aynı deneyimi yaşadığım için onların ortak özelliklerimiz oluyor bizim. Biz bir defa bu bir rüya hali değil. Çünkü vücudu seyretme var. Bir de bir tünelden geçip ışıklı bir ortamı görme var. Ortak özelliklerden biri bu. Bir de ruhun döndüğü vücutta korku veya mantıksızlık veya hayal görme yok. Bilinçli değil. Kendine gelince. Ve ruhun vücuda bağlantısı ile o vücudun bilinci açılıyor. Kendine geliyor. Bir de ölüm korkusu kalkıyor o kişide. Ve yaşama devamlılığı inancına yöneliyor. Neden kalmıyor hocam ölüm korkusu? Yaşıyorsun çünkü ölümü. Ve ölümden sonra gidilecek yerin aydınlık olduğunu görüyorsun. Huzurlu bir ortam olduğunu görüyorsun. Ve orada ve nur yüzlü ruhlarla karşılaştığını görüyorsun. Çünkü onlar yürüme şeklinde değil o gördüğüm benim. Sanki kayarak gidiyorlar.
Yani bir görüntüleri insan vücudu gibi değil, sanki bir daha farklı bir görüntü. Ve yine bu deneyimi geçirenler, eğer bir intihar girişimi sırasında geçirmişlerse bu deneyimi, intiharı bir daha düşünmüyorlar. Ortak özelliklerini sayıyorum. Bu kişilerin dünyadaki örneklerden topladım bunu. Bir de yaşama bakışları, olumluluk ve hoşgörü ile yoğruluyor. Ve bir de iyilik ve hayır işlerine yönelmesi daha yoğunlaşıyor. Örnekte olduğu gibi. Ve olan hastalık halinde hızlanıyor. Ve gerçekten de benim başımın derisi sıyrılmıştı. Ve öyle bir de parmaklarım, sol elimin parmakları kırılmıştı. Üzüldüğüm konulardan biri buydu. Parmaklarım inşallah benim anjiyo yapmamı, beyin anjiyosu yapmamı, kateter yapmamı, hastalarımdan beni inşallah uzaklaştıracak, sakatlık bırakmaz diye dua ediyordum sürekli. Ve çok şükür iyileştim ve yine hastalarımın kateter işini, beyin anjiyo işini devam ettirdim. O da beni mutlu etmiştir çünkü. Ve diğer insanlarla, bu kişiler canlılarla birlikteliğe, ırk ve cins ayrımını önemsememeye yönelmeyi daha hızlandırıyorlar. Tabii Kur'an'a yönelme bilgim ve Kur'an'a yönelmemin yoğunluğu arttı. İşlerine ve görevlerine bağlılıkları, bir de dert edip etmeme huyları değişiyor. Dert etmiyor kolay kolay her şeyi. Ya hocam öyle bir anlattınız ki keşke hepimiz şöyle bir gidip gelebilsek. Gibi. Kaygılardan bir kurtulsak, dertlerden. İşte bu tabii ilahi sistemin organizasyonuyla olan işler. Hani hocam ölmeden önce ölünüz var ya, size ucundan tattırılmış bu. Bazı demek ki ödüllendirilmek istenenlere ucundan tattırılıyor onu yaşamak için. İnşallah hepimize nasip olsun. Yani insanlara faydalı olmanın hızlandırılması gerekiyor. Bunu yaşatmanın amaçlarından biri o. Şimdi ölüm sonrasında ne oluyor? Bunu da hızlı geçeceğim. Çünkü bu iş az kaldı. Bitireyim, bir öyle gidelim. Tamam. Şimdi dünya okulunda mezun olanlar grubu var. Sağdakiler ve en öndekiler. Bunların yakınları bu ruhlar ve melekler tarafından bunlar karşılanıyor. Ölür ölmez hemen karşılanıyorlar ve berzah aşamasında da. Ve bunlar uyumlara yardım ediliyor. Mezun olanların berzahtaki uyumlarına, şaşkınlıklarına yardım ediliyor. Ve çok kısa bir sürede arşa iletiliyorlar. Arşta da hesapları çok hızlı bir şekilde görülüyor. Ve eğer hiçbir negatif puanları yoksa hemen doğrudan doğruya cennete yöneldiriliyorlar. Eğer çok az negatif bir puanları varsa hafif bir, kısa bir vicdan azabı yaşatılıyor ve ondan sonra cennete gönderiliyor. Onun için Kur'an'da bir deyim vardır. Cehenneme uğramadan cennete gidilmez. Ve bunda gerçek şu, çünkü hiçbirimiz ne kadar bilgili olursak olalım, mutlaka biz bir negatif puan alacak bir hata yaparız. İşte o bakımdan cehenneme uğramak, cennetin yolu cehennemden geçer derler. İlla bir tadına bakacaksınız. Bakacağız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Peki. Ve bu kişilerin kabir azabı çok çok azdır veya hiç yoktur. Mezun olmaya hak edenlerin. Şimdi burada tekamülleri devam edecek. Çünkü cennet bir üst tekamül yeridir. Ve 8 kapılıdır. Dolayısıyla cennete de gidiş derece derecedir. Puanlara göredir. Hatta 4 cennet var dediniz. Herhalde puanlara göre de bir cennetin kademesine giriyoruz. 8 Meyva cenneti var. Adın cenneti var. Firdevs cenneti var. Şimdi dolayısıyla bu Naim cenneti var. 4 cennet ama 8 kapı. Ve puan derecelerine göre. Sorulardan biri, biz sevdiklerimizle beraber olacak mıyız? Hı. Al sana bir soru.
Aynen, benim de aklımdaydı. Şimdi eğer biz bizim sevdiklerimiz ile bizim ruhlarımızın puanları aynıysa, eşitse, o zaman aynı ortamda oluruz. Yani aynı ortamda oluş tekamül puanlarımıza göredir. Onun için hiçbirimiz en yakınımıza, eşimize, çocuğumuza, yakınlarımıza, akrabamıza olumsuz puanlar alması yönünden herhangi bir engelleme veya telkinde bulunmayacağız. Yönlendirme yapmayacağız. Ve onun da pozitif o puan almasını teşvik edeceğiz. Ve biz de yakınımızdaki sevdiklerimizle beraber aynı puanları almaya çalışacağız. Ki beraber olmayı istiyorsak. Hep birbirine ya, bağlı. Şimdi benim hocam kardeşimle onun eşi üniversiteye hazırlanırken tanışmışlardı. Aynı üniversitede okumak için aynı puanı aldılar. Nasıl becerdiklerini bilmiyorum. Hani aynı şehirde olmak için o geldi aklıma yani. Aynı tabii puanı alman lazım aynı yerde olmak için. Evet. Şimdi Sebe suresinin birinci ayetine bakıyoruz. Şimdi çünkü üst bir dünyanın üstünde başka okula gönderiliyoruz cennet dediğimiz. Eğitim devam ediyor. Bazı ruhlar eğitime devam etmek üzere cennette kendilerini kaydettiriyorlar. Biz ama daha... hocam cennette nefs yok artık. Ruh. Kötülük yok. Nasıl sınav var? Ruh. İşte o sınavlar dünya sınavlarından farklı. Onu anlayamayız. Gidince göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Ne soracağız? Öyle evet, bir tamam. Soralım. Yok. Yok. O bakımdan tahmin üzere konuşuyoruz. Hı-hı. Zan üzere konuşuyoruz. Ve bunu gene ayetlere bağlantılı. Şimdi Sebeb suresinin birinci ayeti şöyle der. Verdiği nimetlere karşılık olarak hamd etmeler, minnet duyup şükretmeler sadece göklerde ve yerde olanların tümünün sahibi ve yaratıcısı olan Allah'a yapılır. Öteki dünyada yani ahirette yine verilecekler için hamd sadece Allah'a yapılacaktır. Demek ki öteki dünyada da nimetler var. Şimdi bir de cennette gidenler içinden melek olarak görevlendirme yapılacaklar olacaklar var. Onun için dünya okulunun amaçlarının bir tanesi de meleklik öğrencisine hakkını kazanmaktır. Yani biz dünyada eğitim görüyoruz, başarırsak meleklik öğrencisi olacağız. Ve meleklik hakkını kazanacağız. Ve melek olarak görev almaya başlayacağız. Yani ilk defa diyorum. Bunun ayeti var mı hocam? Söyleyecek misiniz bununla ilgili ayet? Araf suresinin 20. ayeti. Araf suresinin 20. ayetindeki hem ayete bakın bu kitapta ve 1,5 sayfa açıklama var bu Araf suresinin 20. ayetinin devamı olarak. Ayet bir cümle demek arkadaşlar bu arada. Hani biliyor zaten bilen. Bilgi veren bir cümle. Ama bunun altında 1,5 sayfa ben bu konuyu sorduğunuz soruyu cevabını yazdım. Yani niye dünya eğitimi bir meleklik görevi elde etme okuludur? Neye dayanarak ben bu sonuca vardım? Ve benden önce Mevlana bu sonuca vardı. Ve bizden önce bu görüşte olanların bizden önce aynı zamanda İhvan-ı Sefa diye bir ekip oldu. Mevlana'dan 300 sene önce. Onlar da aynı sonucu söylediler. Meleklik öğrencisiyiz biz dünyada. Ve meleklik görevi almak üzere dünyada biz bir nevi KPSS sınavındayız. Gazi Özdemir hocamızı Kur'an ne diyor? Ölüm anı ve sonrası için bunları soracağım. İlahi bilgilere ruhun ölümüyle birlikte vakıf olması olayına Kur'an... Bakın 60. ayet bize diyor ki sizler için ölümü biz belirledik. Bakın biz kelimesi geçti. Toplu mahşer Mi'ariç 4. ayette kaç yılda bir yapıldığı açıklanmış. Toplu mahşerin yani kıyametin. Reenkarnasyon var mı? Kur'an-ı Kerim'de buna dair ayetler var mı?
Ahiret berzahtır, ahiret araftır, ahiret cehennem dediğimiz patyomdur, ahiret cennettir. Ölüm ötesi deneyime gelelim. Bir baktım bir tünelden ilerliyorum ama sanki uçarak gidiyorum ve bedenim bedenimde yok.